und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das Ganze wird gleich komplett auf Türkisch sein und deshalb fangen wir auch gleich mal an. Senin olmayan Türkçe nasıl çıkayım demiş biri. Başlıyoruz. Bugün Türkçe bir video çekiyoruz ve ben gerçekten çok heyecanlıyım. Sadece biraz daha yavaş konuşmam gerektiğini biliyorum. Mümkün değil. Yani çok uğraştım bununla ilgili ama herhalde yapamayacağım. O yüzden lütfen bunu bana çok görmeyin. Nemlendiricimle başlıyorum. Kiehl's Ultra Facial. Çok aşırı kuru bir cildiniz varsa benimki gibi hiçbir şey yaramıyor. Ama çok güzel bir cildiniz varsa kullanabilirsiniz. Ben şimdi öyle bir baz olarak kullanacağım. Ondan sonra da devam edeceğim. Türkçe video çekmem sebebi YouTube'a zaten başlama nedenim Türkçe videolar çekmekti. Burada herkesi gömesim var. Bilmiyorum böyle oturma odamda oturuyormuşum gibi, sizinle sohbet ediyormuşum gibi böyle bir hava yaratmak istiyordum. Ve en mantıklısı YouTube'dan olur diye düşündüm. Instagram'da pek böyle şeyler olmuyor. Şimdi geçen videomda o kadar çok eleştirildim ki, yani her türlü. Mesela şu saçlarım hakkında bir sürü linç yedim, dur bir, aslında bu kadar koyu ve belirgin değiller. O videoda cilt bakımından çıkmıştım ve o yüzden cildim o kadar kötü görünüyordu. Ama ben bir konuda çok sevindim. Millet o kılları sayarken makyajımın ne kadar iğrenç olduğunu unutmuş. Yani hiç fark etmemiş. Kimse oraya odaklanmamış. Ve ben gerçekten o kadar çok sevindim ki. Çünkü makyajım iğrenç ötesi bir şeydi. Sapsarı bir fondöten. Asla ten rengime uymayan bir ton. Ve ardından onun üstüne pembe bir far sürmüşüm. Yani ben utandım ama siz fark etmediniz. O yüzden çok mutluyum bu konuda. Şu an fondötenlerimi karıştırıyorum ve doğru tonu kullandığıma inanıyorum. NARS Natural Radiant Long Wave Foundation ve Sheer Glow'unu birbiriyle karıştıracağım. Güzel bir koyu bronz ton elde etmek için. Çünkü self tanning olaylarımdan sonra biraz koyulaştığımı düşünüyorum. İçine biraz Super Radiant Booster'ı da ekliyorum. Glow vermesi için. Sonra şey diyen olmuş işte, göz kapaklarını acil ameliyat ettir. İşte boğazındaki çizgiler seni çok yaşlı gösteriyor falan. Boğazımdaki çizgileri bugün bilerek kapatmadım. Gerçekten bunu giymek istiyordum. Boğazımdaki çizgiler beni yaşlı gösteriyor. Ve ben bunun yani ne yapabilirim? Hani bazen öyle şeyler geliyor ki ve ben gerçekten ne istediğinizi bilmiyorum. Full estetikli olsam full estetik diyorsunuz. Her tarafım böyle saçma sapan olunca da böyle de olmaz diyorsunuz. O yüzden. Ama Hakan biliyor musun, bizde bir atasözü var. Dinime küfreden Müslüman olsun. Ya ben bunu yıkamadım. Ben bunu yıkayıp geliyorum. Şimdi bu aralar DM'den çok değişik değişik mesajlar alıyorum. Herkes şey yazmış. Seni rüyamda gördüm, evleniyorsun. Rüyamda gördüm, nişanlanıyorsun falan. Ben kendimi böyle hayal edemiyorken siz beni böyle rüyanızda görüyorsunuz. Bu beni gerçekten korkutuyor. Gerçi geçen birisi şey yazmış. Rüyamda gördüm, ölüyordu. Yani 2020 benim yılım olacak dedim de bu kadar benim yılım olacak dememiştim aslında. Neyse ki bu kızların evlilik merakıyla ilgili birkaç şey istediğim ya da söylemek istediğim bir şeyler var. Bu arada tampon fonotenimi uyguluyorum. Bu arada sevgililer günü yaklaşıyor biliyor musun? Hani son bir ay ya, o yüzden yaklaşıyor diyorum sanki hafta yermiş gibi. Ne yapıyorsun sevgililer gününe? Düşünmem lazım bir dakika. Sevgililer gününden nefret ediyorum ama her sevgili gününde de büyük bir hediye bekliyorum yani. Olmasa bile bekliyorum sevgilim. Herkes böyle el ele masalarda oturuyor ya, çok iğrenç. İki kişi iki kişi. Böyle masaları hep iki kişilik yapıyorlar. Oha, evlenmek isteyenler tek taş falan bekliyor sevgililer gününde. Düşünsene. Yani hayattaki en büyük korkum sevgililer gününde gül döşenmiş bir masada evlilik teklifi almak. Kesinlikle reddederdim herhalde. Yani sanki aldım da bile reddediyor. Bundan çok korkuyorum. Cildim leke lekeydi. Çünkü kendimi şey sandım. Self tanning profesörü falan. Ben yaparım. Ama buradaki tüylerim var yani. Şimdi herkes biliyor, saymışsınız yani kaç tane var diye falan. Oralara o self tanning girince leke leke kalıyor ve çok kötü görünüyor. Onun gitmesini bekliyorum. O yüzden cilt bakımı yapacağım evde. Bir de şey diyorlar, o kıllarını jiletle al. Ay, hayatımda böyle iğrenç bir şey duymadım. Neyse, evlilik. Herkesin dönüp dolaşıp konuştuğu şey neden bu? Anlamıyorum ki yani niye? 18 yaşından sonra, ya gerçekten 18 hatta 16'da falan böyle bir merak sarıyor herkesi. 18 yaşından sonra millet evliliğe odaklanıyor. Net buna fixliyor kendini ve ben gerçekten anlamıyorum. Benim 16 yaşında bambaşka hayallerim vardı. 26 yaşındayım, hala evlilikle ilgili hayal kuramıyorum. Ama bu evlilik meraklı kızlar da gerçekten işini çok iyi yapıyor. Birini buluyorlar ve asla bırakmıyorlar. Nasıl böyle bir kenetleniyorlar anlamıyorum. Bu arada Tarte Shape Tape'imi kullanıyorum. Yine iki tonda, birisi daha pembe bazlı, diğeri de daha sarı highlight olarak. Çünkü pembe olan morluklarımı daha iyi kapatıyor ve nötrleştiriyor oranın rengini. Yani renk eşitliği sağlıyor. Daha açık olanı da aydınlatıyor.
evlilik meraklısı deyip geçmeyeceksiniz. Gerçekten çok azimle çalışıyorlar bununla ilgili. Ve gerçekten evlenebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Artık çocuğun üzerinden yürümüyorlar, ailesine mesela annesine yürüyorlar falan yani. Hayatımda gördüğüm en ezik davranış. Annesine iyi davranayım, belki çocuğu da beni alır. He alır. Ay her tarafım boy oldu yine. Sonra kızlar da hep bir şey oluyor işte. Sevgili yapıyorlar, kız arkadaşlarıyla görüşmüyorlar mesela. Sen 25 yıldır o kızla arkadaşsın ama mesela sözüne falan davet etmiyorsun. Neden? Çünkü artık bir sevgilin var, evleniyorsun ve neyden korkuyorsun onu da anlamış değilim yani. Senin kız arkadaşların kocanı mı elinden alacak? Böyle bir olay da var ya. Benim sevgilimi herkes çok beğeniyor. İşte benim sevgilimi herkes diyor. Benim kocamda herkesin gözü var. Senin kocanda niye kimin gözü olsun ki? Ben senin blonda niye gözün var anlamış değilim. Yani benim niye ona gözüm kayabilir ki? Ama bu böyle. Ve bizde var sadece. Değil mi? Yani bana mı öyle geliyor ya da? Hani herkes benimkini istiyor falan. İşte en iyisi benim kocam. Yo hiç de değil. Zorla çiçekler aldırmalar. Zorla hediye paketleri aldırmalar. Sırf Instagram'da paylaşabilmek için balonlar falan alan insanlar var ya birbirine. Ya bir de erkekler bunu yapıyor. Hani bana birisi dese ki bana balon al, Instagram'da paylaşacağım. Hayatta öyle bir şey yapmam. Hele erkek olarak hiç yapmam. Ama yapanlar var videolarda. Kendini oradan oraya atanlar var. Sürekli dans edenler var. Yani benim kocam videoda dans etse boşanırım herhalde. Büyük konuşuyorum. Boşarım. Yani bilmiyorum. Ya da bana göre değil. Bana mı ters bilmiyorum. Ben mi çok odunum? Bu arada hala makyajıma devam ediyor ve asla söylemiyorum ne yaptığımı. Fenty Butter'ımla bunları böyle bir fixledim. Ve devam ediyorum. Biraz kontür yapacağım. Sonra benim bir hashtag'im vardı. My hubby is the best. Say maşallah. İşte nazar değmesin falan. Niye nazar değsin ya? Nazarın işi gücü yok. Size mi değecek? Anlamıyorum ki. Bu kadar sadece kızların kendilerini kocalarıyla yani bir statü edinmesini anlayamıyorum artık. Anlamayacağım. Yani bence bir kadın olarak herkesin kendine özgün bir kişiliği olması lazım zaten. Ve gerçekten artık kızlara bunu anlatmamız gerekiyor. Yani siz kendinizi kadın hissedebilmek için ya da kadın gibi olabilmek için bir erkeğe ihtiyacınız yok. Siz bunu gayet kendinizle yapabilirsiniz. Yani ileriye dönün. Hani 26 yaşındaki kızlar evde kaldım diye ağlanıyor falan. Ve ben bunu gerçekten anlayamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Çünkü benim öyle bir durumum yok mesela. Gayet mutlu, mesut yaşıyorum. Evde çamaşır derdi yok. Yemek derdi yok. Annem çayımı demliyor. Ekmek elden, su gölden. İnsan bunu niye bırakıp illa evlenmek ister? Hakan sen ister miydin? Evlenmek mi? Evet. Evet ya. Ya ben de isterdim hani öyle de değil ama hani doğru bir evlilik. Yani Instagram'da video çekmek için değil anladın mı? Hani benim kocam böyle en iyisi o bana bu hediyeyi aldı. İşte yıl dönümümüzde bunu bana aldı. Araba aldı işte çocuk yaptı falan. Ne bileyim yani her şeylerini paylaşıyorlar. Ve aralarında böyle güzel bir ilişki var mı yok mu ben artık kestiremiyorum. Ve inanmıyorum yani kameralar kapanınca ya da kameraları işte kapatınca neler oluyor? Gerçekten birbirlerini sevdikleri için mi böyle jestler yapıyorlar? Hani kamera olmadan, Instagram olmadan da yaparlar mıydı? Hani bunu da düşünüyorum mesela. Tatile gider miydiniz? Instagram yok, fotoğraf paylaşamayacaksınız. Kimse görmeyecek. Tatile gider miydiniz? Sen gider miydin Hakan? Kimseye gösteriş yapmayacak, yapamıyorsun. Ama gideceksin yani. 5000 oraya gömeceksin tatil ama gösteriş yok. Giderdim de 2-3 gün giderdim. Sıkılırdım ondan sonra. Zaten paylaşamıyorum ne yapacağım burada falan. Ya gerçekten çok değişik. Yani ben artık anlamıyorum mesela ya da insanlar o kıyafetleri alır mıydı? Hani bir sürü parayı bir çantaya verir miydi? Kimse görmeyecek. Hani kimse bilmeyecek senin aldığını. Kocandan gelen hediyeleri kimse göremeyecek. Kocana aldırır mıydın? Ben bilmiyorum. Ben yapardım. Çoğu şeyi mesela göstermeden yaşayabiliyorum diyorum. Ve devam ediyorum. Kaşımı şu an Precisely My Brow Pencil ile biraz daha belirginleştireceğim. Şey mesela şey yapıyorlar. Kocalarının ellerini masalarda yemek yerken tutuyorlar. Sanki yan masadaki teyze seni kocanı alacak götürecek. Yemeğini getiren garsona kötü kötü bakıyorlar. Ben çok uzun yıllar garsonluk yaptığım için bunu çok iyi biliyorum. Mesela yemek götürüyordum. Kızın böyle tavrı falan değişiyordu bana ya. Ben ne yapabilirim ki senin masana yemeğini getirmişim. Yemeğini ye kalk git işte beni uğraştırma. Yok işte sevgilisine canımlar. Ben gelince böyle bir hareketler hani böyle bir dokunmalar falan. Ya senin laf da söylemek istemiyorum işte Allah'ın kulu yani bir şey demek de olmaz ama. Kimse kimseye bayılmıyor bir bunun farkına varın. Sizin kocanız da kimse istemiyor sizden başka. Bunu bir unutalım. Ama koca yapınca arkadaşını satanlara çok sözlerim var aslında da işte susuyorum. Ya da şey yapıyorlar. Bu çok oluyor ya. Mannheim'da hiç gezdiniz mi? Tamam mı? Bolens diye bir kafe var. Reklam yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Oranın bir sokağı var. Tamam mı? Tek yön ve oradan herkes geçiyor. Şimdi oradan erkekler arabalarını gösteriyor. Ama sadece bu değil. Yanında oturan
En önemlisi bence bu. O arabanın, her lüks arabanın içinde oturan kız daha önemli. Çünkü o güneş gözlüğünü takıp böyle bir havalar, bir afralar, bir tafralarla oradan geçiyor. Hiç dikkat ettin mi? Ben çok dikkat ediyorum. Hani böyle çok, yani dikkat ediyorum derken hani çok bariz ortada yapıyorlar çünkü. Böyle kızlar yanındaki sevgilisinin sanki şoförü, tamam mı? Öyle bir havayla geçiyor ki bir kimseye bakmadan böyle siz kimsiniz falan yapıyor. Abi sen kimsin? Yani onu da bir açıklığa kavuşturabilir miyiz lütfen? İşte o sevgililerin arabalarındaki olaylar. Ay çok kötü. Sanki onun arabasıymış gibi davrananlar. Varoşluğun dibine vuruyoruz. Biraz bronzlaştıralım kendimizi. Hula karamel yine. Ama anlamadım yani, bu bizde mi çok yapılıyor? Hani ben bizim milletimize çok dikkat ediyorum bu konuda. Yoksa genel anlamda yapılan bir şey mi bilmiyorum. Ya da şey çıktı artık, işte arabası varsa görüşürüm onunla. Güzel bir araba olması lazım. Ya ama abi belki kirayı ödemiyor, ödeyemiyordur belki arabayı aldı diye. Yani böyle şeylere takılıyorlar işte artık. Öyle olsun, böyle olsun, bana iyi baksın, işte parası olsun, beni güzel yerlere götürsün, beni gezdirsin, tatile götürsün, bana pahalı hediyeler alsın. Sen ne yapacaksın? Senin bu olaydaki şeyin ne? Sen ne işe yarıyorsun? Ama sonra geliyor bununla hava atıyor. Tamam, sen o çantayı taktın 2000 oraya, kocan aldı, çok güzel, çok mutluyum senin adına. Çünkü gerçekten gözüm yok. Ama hava atma onunla. Yani sen bir şey yapmışsın gibi. Ya gerçi bir şey de yaptılar aslında, değil mi? Yani o adamı da öyle bağlamak kolay bir şey değil. Bağlayamayanlar da var çünkü. Neyse, evlilik meraklılığını ne zaman giderecek bu insanlar bilmiyorum. Ama ben bakacağıma devam ediyorum. Her ikinci konu evlilik oluyor biliyor musun? Kızlarla bir yerde oturunca. Kimseyle tanışmadım bu aralar. İşte kimse bana geri yazmadı. Ya günde 35 kişiyle yazışıp kimseyi bulamıyorlar. Yani gerçekten hayatta yapamayacağım bir şey. O kadar kişiyle yazışıp ondan sonra kendime göre birini bulmak. Ama kızlar azimli bu konuda ve takdir edilesi bir durum aslında. Belki ben yanlış düşünüyorum. Bir de şey istiyorlar mesela. Hani en güzel ben olayım. Kız arkadaşlarımı hiç görmesinler. Utanmasa unfollow çekecek insana. Erkekle yazışırken. Hani şimdi böyle bir durum varmış. O onun takip ettiğine bakıyor. Onun takip ettiğine bakıyor falan. Biraz karışık. Bu videonun içeriği de biraz karışık oldu. Oradan oraya atladım ama. Çok güzel sıcak bir kahveyle sonunda özüme döndüm. Bir de bu arada kahve tonunu hafif böyle yukarı doğru sürüyorum. Hani biraz daha böyle yukarı doğru gitsin diye gözüm. Şey demişler yani, göz kapağını ameliyat ettir. Ya bizim genetik bu, tamam mı? Benim annemde de böyle. Ve gerçekten hani ona dedim, göz kapaklarını aldırsan mı falan. Ve bu çok kolay bir işlem. Yani böyle bir kesiyorlar, artığı alıyorlar ve 10 sene sonra falan tekrar bu ameliyatı olabiliyorsunuz. Yani bir kerelik bir olay değil. Çünkü o geri geliyor, geri sarkıyor işte yer çekimi olayları falan. Şimdi bana bunu dediler ya. Yani kompleksli bir insan olsam randevu alacağım. Öyle de böyle de randevu alacağım galiba, biliyor musun? Göz kapaklarımı aldıracağım gibi bir olay var şu an. Çünkü videoda çok kötü çıkıyor. Ve gerçekten son bir senede daha da kötü olmuş. Ama şey de düşünüyorum mesela, hani çok daha kendiyle böyle barışık olmayan bir insana böyle şeyleri söylediğiniz acaba nelere yol açabiliyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Hep bizi kötü örnek olarak gösteriyorlar ama beni yediler mesela DM'den. Şöyle yap, bunu yap, oralarını al, buralarını al, boğazına bir çare bul, o iki çizgini öyle çok yaşlı görünüyorsun. Ve ben o gün o arabada oturup döner yedim onları okurken. Hiç de umurumda değildi. Ama göz kapak ameliyatını bir kere daha düşündüğüm için belki ileriye dönük böyle bir şey yapabilirim. Ama siz dediniz diye de değil. Şimdi birazcık aydınlatalım. Evet, göz pınarlarıma biraz parlak tonlarda aydınlık veriyorum. Bunların hepsini aşağıya yazacağım. O yüzden pek söylemek istemiyorum aslında. Sana şey oldu mu hiç? Peşini bırakmayan bir kız. Sürekli yazan. Sürekli DM'den, WhatsApp'ten, telefondan, utanmasa e-mail'den yazan bir kızlar oldu mu? Gerçi şu an hani seni pek böyle konulara sokmak istemiyorum çünkü durumları biliyorum da, ama yani mesela ne yaptın? Blokladın mı? Bana yazan kızları genellikle sevmem. Ben yakıştırmıyorum. Vay! Yani ağır olacak kız. Vay! Duydunuz? Yani kimse kimseye yürümesin buradan, yolun sonunda büyük dayak var diyormuşum. Ben mesela ne kadar çok istersem isteyeyim ya da ne kadar evlenmek isteyeyim, böyle herkese yazıp beni al beni al diyemem yani. Ya çok değişik. Kendimi başka türlü göstermen lazım bence. Değil mi? Hani böyle bir ağır olursun. Böyle bir havan olur, bir endamın olur, bir edan olur. Ve o erkek seni gördüğünde der ki vay be, hani bana bakmadı bile. Bence böyle bir algı oluşturmak lazım. Yani böyle ulaşılmaz olmak lazım. Ama siz ne yapıyorsunuz? Sürekli yazın, sürekli yazın. Beni al, beni al. Ben de buradayım. İşte like'layım, işte arayayım. Bunları sevmiyordur bir erkek ya. Düşünemiyorum. Yani ben sevmezdim mesela. Bilmiyorum ya da ben mi yanlış düşünüyorum. Ama sonra bir de bu olay var. Erkekler de sonra diyor ki çok soğuk kız, çok havalı kız. Bununla uğraşamam falan da diyor. Bunu ne yapacağız?
olmaz. Şimdi bir kız geçiyor yanından, bakmıyor bile. Yer mi gidip şimdi o kıza sormaya nasılsın, yemez. Kim, değil mi? Ama özgüven yerindeyse yer. Ya da şeyde de yiyor mesela, aman. Yani hadi bu da bir geri çevirsin, ne olacak hani? İlk ve son değil gibisin, hani böyle erkekler de çok geliyor mesela. Bu da geri çevirse ne olur ki kafasını yaşıyor. Şimdi mesela böyle kızlar, kadınlar genelde yalnız. Hani şey diyorlar, o kadar güzelsin ki sevgilin yok. Hani nasıl olur falan. İşte o yüzden yok, tamam mı? Kendini sizin yanınıza yakıştırabilecek ya da gelebilecek o cesareti kendinde bulan bir erkek yok bence artık. Çünkü çok kolaylaştı her şey. Kızlar zaten sürekli geliyor öyle erkeklere. Yani yakışıklı işte falan, böyle bir hani bir algı oluştu ya artık kızlarda. Böyle erkeklere kızlar zaten sürüsüyle geldiği için onların bir efor sarf edip başka bir kıza yazıp ya da başka bir kızla görüşmesine gerek yok. Mesela birisi olmasa diğeri zaten yine geliyor falan. Ama erkekler de bu konuda fena. Fena mı? Yani. Sence öyle mi? Her kıza yürüyen erkekler de sen. Ay o da çok kötü. Öyle erkekler ama bence hala çok mu? Yani kız Instagram'dan bir like çekiyor, erkek direkt abazalık yapıyor. Ama bir like artık çok büyük bir adım değil mi? Değil mi yani, çok karıştı ortalık. Yani bir şey gibi oldu artık. Evet, en iyi arkadaşım falan işte, hiç yani yıllardır tanıyorum. Follow bayağı büyük bir şey oldu. O yüzden herkese unfollow ediyorum şu an. Çünkü herkes şey sanıyor artık. Benim onun hayatına ilgili bir yorum yapabilirim ya da onun hayatına karışabilirim. Ben onun çok yakınıyım falan gibi bir şey sanıyorlar. Değilsin. Bir follow çektik yani alt tarafı, o kadar. Like'lamak, story izlemek, story'den yürüyenler, like'la yürüyenler. Ben kimseyi görmüyorum, benim story'mi izleyenleri görmem yani, ne bileyim. Belki de daha iyidir. Ama şeyleri görüyorum mesela, kızları, hani bana laf atan kızları. Beni bakıyorlar, hiçbir yerden gömemiyorlar. Nereden yürüyorlar biliyor musun? Evlilikten, sevgiliden, işte bu evde kaldıdan falan. Benim umurumda mı sizce bunlar? Yani bana başka şeylerle gelin, beni böyle üzemezsiniz. Hani siz evlendiğinizde ne oldu? Saç baş karışmış, evde oturuyorlar. Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun? Hiçbir zaman düşünmüyorum. Hiç bu konuyu düşünmedim biliyor musun? Yani bu yaşta evlenirim, gelinliğim böyle olur, düğünüm böyle olur, çocuklarım olur falan diye hiç düşünmedim. Böyle hayal kurmadın mı gelinlikten için? Asla. Kendim gelinlikle hiç göremiyorum yani, hiç yok o. Hiç kurma ya, kurdum desen. Ya kursaydım kurdum derdim, niye demeyeyim ama kendimi gelinlikle hiç görmedim. Bir de zaten herhalde o kadar abartılı bir şey yapmam belki. Daha güzel ya. Gerçekten mi? Tabii ki. Yani şey, bir de evliliğe gelmişken konu, insanlar Insta'da followerlarını arttırmak için evleniyor biliyor musun? Sen bunu hiç duydun mu? Ben duydum. Ya da şey, hamile kalıyorlar falan, hani followerlar yükseliyor ya. Bana şey dediler. Baby shower. Baby shower. Pat pat pat. Evet, ne olacak erkek? Bana ne, ne olacaksa olacak alıyor. Ben sanki ben bakacağım çocuğa. Ben mesela bana şey diyen oldu. Hemen evlenip çocuk yap. Pardon, niye dedim yani, ne alaka? Kendime zor bakıyorum, çocuk ne alaka yani? Highlighter'ımla devam ediyorum. Ofra'nın mini blissful. Yani mini çünkü hiçbir tonu hiçbir yerde kalmamış. Her tarafta sold out olduğu için minisini buldum. Ve çok güzel bir ton olduğu için yine de almak istedim. Ben dışarıdayım. Ya ben çok kıskanç bir insanım bu konuda. Benim olan benimdir yani. Mesela ailemi fazla göstermek istemiyorum. Ablamı göstermek istemiyorum. Hakan'a yürüseniz ben kıskanırım yani, tamam mı? Çünkü o benimle o videoları çekiyor. Onu karıştırmayın. Şimdi düşünsenize, ben dışarıdayım, birileri çocuğuma böyle. Ya çok güzel bir şey biliyorum ama ben mesela kıskanırım. Hani çocuğumu göstermek istemem herkese. Herkes sarılsın. Yani tanıyormuş gibi hareket etsin istemem. Eşimde de bu böyle olur diye düşünüyorum. Hiçbir yere çıkarmam onu falan. Yani evlensen onu çok göstermezsin. Hiç göstermem. Hayatta olmaz öyle şey. Ne bileyim, kocamla oradayım, buradayım. Olmaz. Hiç kimseye göstermeyeceğim kocamı, evde oturacak bütün gün. Hayır yani şimdi yine şeye geldim, I have is the best. Asla öyle bir şey yok ama Insta'da bence onun işi yok. Onun işi başka bir şey olsun. O gitsin çalışsın sabahtan akşama kadar. Ben o arada Insta'mı halledeyim, videolarımı çekeyim, makyajımı yapayım işte, ne bileyim böyle. Yemek de yaparım bak yani, evlenirsem kesin onu da yaparım. Onun işi bu olmasın. Ayrı ayrı işler olsun. Hani birlikte yapmayalım. O mesela kameranın arkasında oturmasın. Beni deli ederdi çünkü herhalde diye düşünüyorum. Ben böyle fazla içli dışlılığı sevmiyorum. Kameranın karşısında hiç olmasın. Düşünsene şey, geziyoruz dışarıda. Aşkım şurada bir fotoğrafımı çeker misin? Diyecek. Ne?
Efendim. Saçmalama. Ben fotoğraf çekmekten nefret ediyorum ki işim bu, bir de seni çekeceğim. Hiç başka işim yok. Yani gel o zaman, bacımsın diyeyim. Oturalım bir yerde, kahve içelim. Hiç gerek yok. Yok ya, bana göre değil. Ay büyük konuşmayayım Allah'ım, ne olur. Böyle erkeksi olması lazım. Evet, adam olacak. Oturacak böyle, susacak. Konuşmayacak. Kenan İmirzalıoğlu gibi. Evet. Şöyle bir karizmayla girecek. Herkes şöyle bir bakacak. O kimseye bakmayacak. Evet, susacak. Konuşmayacak. Ortamlarda vıcıklık ne ya? Ya biliyor musun, şey erkekler var böyle. Ortamda eşi konuşmuyor, adam konuşuyor. Şimdi biraz daha şurayı koyulaştırdım mı? Galiba makyajım bitiyor. Evlilik meraklısı dedik. Nerelerden çıktı? Konseptimi üzerinden geçip düzelteceğim. Kullandığım bütün ürünleri alta yazacağım. O yüzden şu an hiç kafa karışmasın. Türkçe videolara devam. Kesinlikle. Biliyor musun? YouTube benim için bu zaten. Bence ben doğal olmak. Değil mi? İstediğini söylemek. Bunu da yapıyorsun zaten. Bana şey yaptılar. Hiç samimi değilsin. Sen çok samimisin canım. Yani ben de size bayılmıyorum, biliyor musun? Yani bana öyle kötü yorumlar yapıyorsunuz ki sonra profillerinize bakıyorum. İşte çoluğunuz var, çocuğunuz var. Güzel bir insan olarak gösteriyorsunuz kendinizi. Sonra üzülüyorum. Diyorum ki ya aslında içi kin dolu. Ama olsun. Onlar hala my hubby is the best. My Tweety, en sevdiğim kahve tonlarından Mekin. Biraz da Nars'ın orgazmını üstüne parlatıcı olarak. Bu arada bunu çok sordunuz, hani dudağında hangi ruj falan diye. Bu kombini çok kullanıyorum. Hele gloss olursa kesinlikle Nars orgazmdır. Galiba bittim. Vallahi her şeyi kullandım, makyajımı yaptım. Yani ve bugün gerçekten normal, düz, güzel bir şey oldu. Hakan ama düşünsene 2020'de evleniyormuşum, bu kadar konuşuyormuşum. Düğünü ben çekerim ama. Ay yok ya, sen olay başı falan ol. Ay nasıl komik olur var ya, rüyalarınızda gördükleriniz çıkarsa beni bulun. Düğünüme çağıracağım sizi. Tamamdır. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün Türkçe konuştuk. Biraz oradan biraz buradan. Bayağı karışık bir şeyler oldu. Yok işte evlilik meraklısı kızlar. DM'den yürüyen kızlar. İşte daha çok böyle özgüveninizin yerine gelmesini istediğim için ben bu konulara değindim aslında. Yine söylüyorum, kimse kocanıza meraklı değil. Lütfen biraz sakin olun. Yani hayatınızı yaşayın. Kimseye fazla fazla laf sokmak istemedim ama bunlar olan şeyler. Görünen, bariz ortada olan şeyler. Ve herkesin farkında olduğu şeyler. O yüzden lütfen sanmayın ki herkesi kandırabilirsiniz. Neyse, videonun sonuna geldik dedim. Yani 2 hafta sonra tekrar bir Türkçe içerikli videoyla görüşmek üzere. Bunları yapacağız. Kesinlikle yapacağız. Biraz daha kontrollü ve içeriğini saptırmadan bir video çıkacak diye düşünüyorum ama bu ilk olduğu için biraz oradan biraz buradan oldu. Biraz sohbet amaçlı oldu. O yüzden hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum ve görüşmek üzere diyorum.